Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. İlk geldiğimde zikir esnasında atın üstünde siyah pelerinli birisi onun arkasında kılıçla savaşıyor halindeydim. Devam edin inşallah. Hazreti Mevlana Türk müdür? Ayrıca Türkleri de sevmediği yönünde bir tartışma var tarihçiler arasında. Hazreti Mevlana Türk illerinden gelme. Sonuçta Türk. Kendisinin bu noktada beyanı da var. Ama geleneksel olarak Türklerde ırk noktasında bir kimse kendisini Türk'üm dediğinde Türkler onu Türk olarak kabul ederler. Yani Türk böyle bir şemsiye kimlik gibidir. Yani Çinli de kendisini Türk der, Hindu da kendisini Türk der. O Orta Asya'daki ırkların hepsi de kendilerini Türk olarak adlandırır. Bu noktada bir kimse ben Türk'üm deyince bir başkasının onun hayır sen başka ırktasın deme hakkına sahip değil ki zaten. Bu noktada bir soy koyması lazım. Eğer başta başka bir ırktan olduğunu iddia edecekse. Hazreti Mevlana da bu noktada bunun üzerinde bir tartışma götürecek bir şey değil. Her Şeb-i Aruz'la olan şeyler bunlar. İşte Şeb-i Aruz'lar kutlanıyor. Herkes bir Hazreti Mevlana'yı anıyor. İşte millet toplanıyor, ders yapıyor, zikrullah yapıyor. Bu noktada devlet erkanı Şeb-i Aruz programlarına rağbet ediyor. Öyle olunca hasisleniyor insanlar. Hasislenen nerede? Ey Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri de vefat etmiş, gitmiş. İftira atmak kolay. Hoş sağ olsa da iftira atmak kolay. O yüzden insanlar hadsiz, hudutsuz, ahlaksız olunca bu tip şeylere ne yazık ki tevessül ediyorlar. Bunu cahil insanlar, yani cahil görünümünde olan, okuması yazması olmayan, ilmi araştırması olmayan, bu konuda fazla bilgi sahibi olmayan insanlar bunları söyleseler, bunlar hoş görülür. Hoş karşılanır. Ama bunu ilim adamı görüntüsündeki cahiller söyleyince biraz sıkıntı oluyor. İşte geçen gün yine o neydi? İslamoğlu. Soy ismi İslamoğlu ama Allah hidayet eyle. O da kalkmış Hazreti Mevlana ile alakalı. Bir de yani Arapçası var olan bir kimse, Kur'an tefsir eden bir kimse. Yani açsa Farisice kelimelere baksa, araştırsa Şeb-i Aruz'un ne manaya geldiğini bilecek. Ama bunu böyle işte ölürken işte kimle gerdeğe giriyor diye böyle abiyane bir söz. Tabi aslında işin bir tarafından bakılırsa da demek ki iç alemi batınında böyle bir hafiflik var. Bir kimsenin batınında hafiflik varsa o bir yerde zahirine vurur hafifliği. Sufiler o yüzden batının temizlemeye, batını düzeltmeye çalışırlar. Sufilik iç alemini süslemek, iç alemini temizlemektir. Eğer bir kimse iç alemini temizler, batınını güzelleştirirse o güzellik, o temizlik onun diline de, yüzüne de, gözüne de, eline de vurur.
kelimelerine, sözlerine, cümlelerine vurur onu. Eğer bir kimsenin iç aleminde böyle bir cıvıklık, gevşeklik, iç aleminde bir terbiyesizlik, bir ahlaksızlık var ise bir şekilde çatlak su kaçırır bir yer. O da bir yerden vurur çıkarır. O yüzden onun da çatlağı su kaçırmış. Veyahut da Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri ile alakalı böyle iftira atanların çatlakları su kaçırıyor. Böyle münafıklar bir kimsenin münafık olduğunu tespit etmek için güzel bir işarettir bu. Mümin insanlara, veli insanlara çatar. Bir kimse münafık mı? Bil ki bir veliye çatar. Bir veli hakkında laf söyler. Bir veliye iftira atar. Bir veli ile mücadele etmeye başlar. O normalde onun o münafık olduğunun göstergesidir. Çatlak oradan. Bakacaksınız adam oturduğu yerden Abdülkadir Geylani Hazretlerine saydırıyor. Bir de bu tip insanlar başka yerlerde bir hatalar, kusurlar işlemiştir. Bir yanlışlık işlemiştir bir yerlerde. O yanlışlığı saklıdır, gizlidir. Onu bilmiyordur kimse. Bu yanlışlığını, bu gizliliğini ifşa edemez ya Müslümanlar. Bu tip insanlar bir veliye çataraktan, bir veliyle mücadele ederekten en büyük açığını meydana getirirler. Allah oradan tutar, intikamını alır. Oradan faş eder insana. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden şimdi Şeb-i Arus'u gölgelemek isteyenler, hasisler, kıskançlar, münafıklar bu noktada kendilerince Hazreti Mevlana'ya da, yola da, ehli veliye de, ehli sufiye de dil uzatırlar, laf atarlar. Kem söz sahibine yakışır. Bir kimse dikkat eksikliğini nasıl giderebilir? Evet, bu zamanın hastalıkları. O yüzden bir kimse dikkat eksikliği var ise böyle harama, boş, heva, heves olan şeylere bakmayacak fazla. Heva, heves olan şeyleri çok konuşmayacak. Heva, heves olan şeylere meyletmeyecek. Bu o kimsede dikkat eksikliği meydana getirir. Mesela bu oturacak zikrullahını, dersini bir tamam yapacak. Onlar mesela derslerini bir tamam yapmazlar. Namazlarını bir tamam kılmazlar. Kendilerini disiplin edip bir tamam kitap okumazlar. Böyle onlar bir tamam bir şeyi yerli yerine getirmezler. Onlar bir noktada kendilerini disiplin etmediklerinden kaynaklanır. Allah muhafaza eylesin. Kendilerini disiplin edecekler inşallah. Tenakuz tam anlamıyla ne manaya gelir? Benim Arapçam çok iyi değil. Ama bir şeyin zıttı demek. Yani bugün A dediğini yarın B demek. Bunun gibi bir şey olması gerek. Bir derviş dergah içerisinde veya dergah dışında, toplulukta ya da herhangi bir yerde üstadı ile karşılaştığında konuşma ve görüşme adabı nasıl olmalıdır? İçeride dışarıda değişmez ki, bir kimse herkes edep dairesinde birbirleriyle görüşecek, konuşacak. Üstadına edepli davranıp üstadı olmayan bir kimseye edepsiz mi davranacak? Üstadına hürmetli davranıp bir başkasına hürmetsiz mi davranacak?
İçeride hürmetli davranıp dışarıda hürmetsiz mi davranacak? Herkes Kur'an ve sünnet dairesinde birbirleriyle nasıl görüşüyorsa öyle görüşecek. E tabi bir böyle işte bir başkasının arkasına şşt şşt yapıyorsa bu sünnete aykırı. Bunu da kalkıp da üstadına yaparsa sünnete aykırı hareket etti. Sünnet bir başkasına da öyle yapmamak. O yüzden böyle ıslıkla birini çağırmamak. E bu noktada insanlar davranış adabını edeb-ül müfretten öğrenebilirler. Edeb-ül müfredi bitirenler elini kaldırsın. Çok yazık. Çok yazık. Hızla herkes birer tane edeb-ül müfred edinip internette de indirebilirler. Hızla herkes okuyacak. Hızla evlerinizde de en az günlük 2-3 tane oradan hadis-i şerif okuyup evde de okuyacaksınız bunları. Sufilik edep, edep. Allah bizi edeblilerden eylesin. Amin. Bir derviş üstadına karşı sözlü veya fiili hatalı davranışta bulunursa bu hatasını nasıl telafi etmeli? Üstad ile derviş arasındaki adab ve erkan nasıl olmalıdır? Sözlü veya fiili hatalı davranan insanlar helallaşırlar, biter. Biriniz Müslüman kardeşinin yanına gidip de kendisine yemek yedirdiği zaman ondan yesin. Onun hakkında bir şey sormasın. İkram ettiği suyu da içsin. Hakkında bir şey sormasın. Paket yiyecek yememeye çalışıyorum. İçinde olabilir ihtimali ile arkadaşımın bazı ikramlarını yemiyorum. Bu davranışımı değiştirmeli miyim? Evet, ikram edileni yemek gerekir ama bu yemenin birinci dairedeki şartlarından birisi tayyip, temiz yemek olması lazım. Sadece helal haram noktasında değil, temizlik noktasında da sufiler dikkat ederler. Çünkü ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bize temiz yiyeceklerin bize helal kılındığını söyler. O ana çerçeve vardır. Hani yenilmeyecek olanlar, kan, domuz eti, üzerine besmele çekilmemiş hayvan gibi. Bunların içerisinde bir de temiz yiyecekten bahseder Cenab-ı Hak Kur'an'ında. O yüzden normalde temiz yiyecek dediğimizde sufiler için bu çok önemlidir. İçinde mesela endüstriyel katkı maddesi olmayan. Birisi ikram etmiş. İkram ettiğinde içinde endüstriyel katkı maddesi varsa bunu söyleyebilir. Özür dilerim kardeşim. Ben endüstriyel katkı maddeli yiyecekler yemek istemiyorum. Yemiyorum da. Teşekkür ederim. Ona bir nasihat olur. O da endüstriyel katkı maddeli yiyeceklerden uzak durur. Özür dilerim kardeşim. Ben paketlenmiş bu tip endüstriyel gıdalar yemiyorum. Ben böyle işte kolaydı, fantaydı, şudur budur var ya, ben bu tip içecekler içmiyorum. Teşekkür ederim. Bir nasihat olur bu. Bunlardan yiyip içmek sufiler için uygun değil. Sufiler endüstriyel paketlenmiş gıdalardan uzak duracaklar. Sufiler böyle kapaklanmış, işte ne bileyim, hazırlanmış içeceklerden uzak duracaklar. Uzak duracaklar. Ya bu haram mı? Değil kardeşim. Ya biz içmiyoruz, uzak duruyoruz. Ya bu haram mı? Değil kardeşim. Ama biz yemiyoruz bunlardan. Ya nereden çıktı ayet, hadis? Hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine
keler yemeği getirildi. Kadınlardan birisi dedi ki Muhammed'e söylediniz mi sallallahu aleyhi ve selleme o yiyeceğin ne olduğunu? Söylemedik, söyleyin dedi. Hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dediler ki ya Resulallah bu yemek keler yemeğidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hemen onu böyle sofranın ortasına doğru sürdü. Cüveydiye annemizin dayıları vardı. Onlar dediler ki bu haram mı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O da dedi ki değildir ama bu benim kavmimin yiyeceği değildir. Biz sufiler bir kavimizdir. Endüstriyel yiyecekler ve içecekler bu kavmin yiyeceği değildir. Buna ayran da dahil, buna paketlenmiş süt de dahil. Paketlenmiş ne var ise. Paketlenmiş ister içecek, ister yiyecek. Ne var ise. Bunlardan uzak duracağız. İnşallah. Öğretmenim, öğretmenler odasında bazen erkek bir öğretmenle baş başa kaldığımız oluyor. Odaya sık sık giren çıkan oluyor. Yine de yalnız kaldığımız zaman kapıyı açmalı mıyım? Bu noktada eğer herkes girip çıkıyorsa öğretmenler odasına ki öyledir. O yüzden oraya kapıyı kapatma ihtiyacı ihtiyacına gerek yok. Hayat enerjimizi nasıl yükseltebiliriz? Hayat enerjisi nedir? Bilmiyorum ki ben. Doktor ne hayat enerjisi? Evet. Ben de seni bilir bir şey zannettim doktor. Bunlar böyle yeni moda laflar ya. Hemen birisi bir şey söylüyor, enerjimi düşürdü. İşte o kimse böyle bir şey oluyor, enerjisi düşüyor onun anında. Anında yükseliyor enerji nasıl bir şeyse. Sufiler için eğer bu hayatı yaşama arzusu ise, sufiler için bu hep yüksektir. Sufiler deli akan Fırat Nehri gibi olmalı. O yüzden bir sufi için böyle bir hımbıllık söz konusu değildir. Sufi akkın olmalı, coşkulu olmalı, coşkun olmalı. Yürümeli, koşmalı. Bu noktada hareketli ve aktif olmalı. Sufi hayatı yaşarken dolu dolu yaşamalı. Namazı kılarken, zikrullah yaparken, yemek yerken, arkadaşlarıyla sohbet ederken, eşiyle olan muamelesinde, çocuklarıyla olan muamelesinde dolu dolu, hayatı dolu dolu yaşamalı. Hayat yaşandığını anlamalı. Demeli ki ya, evet, bugün hayat yaşandı. Böyle hımbıllık, miskinlik, ne bileyim işte lütfen kalkmak, lütfen bir iş yapmak, lütfen yürümek, lütfen bir şeyle böyle uğraşmak, bu sufi duruşu değildir. Sufi koşar. Sufi koşar. Koşmalı zaten. Yani sufi bardak almaya, mutfağa bardak almaya giderken koşmalı. Salondan mutfağa gidiyor. Koşmalı o kimse. Bakın koşmalı. Bir şey almaya gidiyor değil mi oraya? Koşmalı o kimse.
Bir kimse dükkanda çalışıyor, koşmalı o. Ona git şunu al dediğinde o koşarak gitmeli. Eğer lütfen yürüyorsa at işten onu. Ya öğret, koşaraktan gidip geleceksin de öğrenmiyor. At işten. İşte bir erkek koşmalı, evde koşmalı, işinde koşmalı, dergahta koşmalı. Millet ona yetişememeli. Öyle koşmalı. O kimse böyle uçaraktan gitmeli her yere. Hayat o zaman anlamlı. Bir kimse zikrullah'ta koşmalı. Hımbıl, Allah, Allah, Allah. Patlatacaksın tokada. Allah! Dedi mi? Yıkılmalı ortalık. Yıkılmalı. Kafa sallıyor. Tutacağım kulağından, fırlatacağım dışarı. Ama zikrullah alakası ya. Uyuyan dahi sevabını alıyor ya. Susuyor. Çünkü hadis-i şerif, hadis-i kutsi var. Bir kimse diyor halaka zikrullah gelse geçse yan tarafta diyor orada uyusa Allah onu da affeder. Allah'ın merhameti Mustafa Özbağ gibi dar değil ki. Onunki geniş. Ben de istiyorum böyle güldür güldür gitsin. O benim içimden geliyor. O sema ederken sema edeyim mi etmeyeyim mi? Edeyim mi etmeyeyim mi? Yok. O fırıl fırıl dönmeli. Hem öyle bir Allah demeli ki semazene bakan kimsenin aklına Allah gelmeli. Eğer semazene bakan bir kimsenin ayağı nasıl çark etti, yok tenuresi nasıldı, yok kafasını sağına mı döndürdü, soluna mı döndürdü diye aklına geliyorsa o kimsenin semazendedir kabahat. Aklına öyle gelen de değil. Semazen öyle düşünecek. Eğer hayat dediğiniz, hayat enerjisi dediğiniz şey buysa, benim anladığım kadarıyla sufi böyle olmalı. Severken de deli gibi sevmeli, koşarken de deli gibi koşmalı. Zikrederken de deli gibi zikretmeli. Bir iş yaparken de deli gibi yapmalı. Tırmanırken deli gibi tırmanmalı. Herkes ha şimdi düşecek demeli ona. Dışarıdan bakanlar bunlar deli olmuş desinler. Siz Allah'ı öyle zikredin ki sizi dışarıdan bakanlar, size dışarıdan bakanlar bunlar deli olmuş desinler. Siz hayatı öyle yaşayın ki dışarıdan bakanlar size bunlar deli desin. Evet ya bu adam deli veya bu kadın deli, normal değil. Benim hayat algım bu. Yok bugün parmağını dışarı çıkar, ha hava soğuk çıkmayayım. Bugün yağmurlu, çocuk hasta olur gitmeyelim. Ya her taraf buz ya hanım ya bu gece de derse mi gidilir ya? Bugün gitmeyelim. Yok ya bugün mümkün değil ne? Lodos var bugün. Lan bugün lodos var, yarın rüzgar var, ertesi gün yağmur var, ertesi gün kar var, ondan sonra yok buz oldu, don oldu, ertesi gün çok sıcak oldu, ertesi gün serinledi biraz, hayat bitti. Millet hala da parmağı dışarıda, havayı yokluyor, yürü. Hava soğuksa soğuk, yürüsen. Vücut düşünsün hasta olursa. Yanıyorsa yansın, vücut düşünsün. Sen ne düşünüyorsun? Vücudun sahibi var. Sahibi ne yapacaksa yapsın. Allah bizi affetsin inşallah. Amin. Üzerimde çok kıskançlık görüyorum. Sosyal ilişkilerim de etkiliyor. Bundan nasıl kurtulabilirim?
Kıskançlık ayrıdır. Hasislik ayrıdır. Kıskançlık bir kimsenin eşini kıskanması. Bunda bir sıkıntı yok. Eş kıskanılır bir tek. Bir erkek eşini kıskanır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki Allah kıskançtır. Ben de kıskancım. Ben içinizde en fazla kıskancımdır. Allah da kıskançtır. Allah da kullarının kendisinden başkasına ibadet etmesini istemez. Allah'ın ilmel yakin kıskançlığı budur. Aynel yakin kıskançlığı velilerinin gönüllerine başka bir şeyin girmesini istemez. Hakkel yakin kıskançlığı da Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Hasislik onda var, bende neden yok? Onda da olmasın demektir. Bu tehlikelidir. Bu tehlikelidir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bir başkasının üzerindeki nimetlerin olmasını istememek. Bir başkasının üzerindeki lütuf ve ikramdan rahatsız olmak. Bu günah kebairdir. Allah muhafaza eylesin. İnsanın içerisini kurutur bu. Bu Ebu Cehil hastalığıdır. Ebu Cehil'in inkarının sebebi bu hasisliktir. Peygamber ben olmalıydım. Bu yetim ve cahil kimse nasıl peygamber olabilir? Bu şeytani rahatsızlıktır. Adem'e secde etmem. Neden? Ben ondan daha üstün yaratılmıştım. O yüzden bu hastalık Allah muhafaza eylesin. Amin. İnsanların amellerini de yer bitirir. İçini kurutur. Bir başka kimsenin üzerinde bir nimet, bir lütuf, bir ikram görünce onun artması için daha dua edin. Maşallah. Allah mübarek eylesin. Allah'ım inşallah arttırsın. Cümle kardeşlerimizin üzerinde Cenab-ı Hak nimetlerini çoğaltsın. Amin. Bereketini arttırsın. Amin. Cenab-ı Hak kardeşlerimize ve ümmet-i Muhammed'e ikram eylesin. Amin. İhsan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'i bir ve beraber eylesin inşallah. Amin. Amin. Sohbetlerde sizin görmediğiniz yerlerde kendi aralarını muhabbet eden kardeşleri bizden büyük olumlu dahi uyarmak edebe aykırı bir davranış olur mu? Şimdi normalde kendi kendisine ikisi beraber sohbet ediyorlarsa bu sohbet esnasında, zikrullah esnasında oluyorsa yandaki insanların sohbet dinlemesini engelliyor. Adam Mehmet abinden
O yüzden kardeşler bu noktada uygun bir dille sohbet esnasında insanların birbirleriyle kendi aralarında konuşmamaları sohbet adabından, erkanındandır diye uyarmakta fayda var. Bu büyük olabilir, küçük olabilir. Bu genelde eski dervişlerde olur zaten. Eskiler eskimişlik olursa o eskimişliklerinden dolayı heva hevesine dalarlar. Dikkatlerini vermezler. Onlar neler görmüş geçirmiştir. Oo! Şimdi sohbeti dinlemeye gerek yok. Onlar çok gördü geçirdiler. Bu insanı gevşekliğe götürür. Önceden sıkı sıkıdır haramlara, helallara filan. Gevşer bir müddet sonra, eskidi ya. Eskiyince o gevşekliğinin tecelliyatı üzerinde görünür. Artık su kaçırır bir taraflarından. Çatlak su kaçırır. Ona birisi hani böyle yapma dediğinde de onu kabul etmez. Sen daha dünkü çocuksun. Neler gördük biz. Bu fakir hep o eskilerde bu hastalığı gördü. Allah muhafaza eylesin. Bazen yukarıda tekkede doluyor ya, ben derviş kardeşler konuşuyor daha fazla. Şimdi yeni birisi geldiğinde örneğin herkes iki dizinin üzerinde sohbet dinlerken görürse, o da iki dizinin üzerine oturur, oraya uyar. Toplum psikolojisidir bu. Hani normalde göstermişler, bir internette izlemiştim. Bir otobüs böyle. Normalde birisi ayağa kalktığında hepsi ayağa, işte herkes ayağa kalkıyor, o kimse de kalkıyor. İşte devamlı ayağa kalkılıyor, oturuyor, devamlı ayağa kalkıyor, oturuyor, alışıyor. Onlar ayağa kalkıp oturanlar normalde otobüsten iniyor, yeni yolcular biniyor. İlk başlatan indikten sonra dahi o devam ediyor. Herkes ayağa kalkıyor, oturuyor. Bunun gibi normalde eğer ki bir kimse bir dergaha geldi, baktı bütün herkes iki dizinin üzerinde ip gibi oturuyor, o da öyle oturur. Herkes gevşemiş, o da gevşer. Herkes gevşiyor ya, o da gevşer. Herkes yan yatıyor ya, o da yan yatar. Herkes konuşuyor, o da konuşmaya başlar. Sonradan ona siz susturamazsınız onu. O yüzden genelde bidatı çıkaranlar eskilerdir, yeniler değildir. Bidatı çıkaranlar nefsini uyup gevşeyenlerdir, yeniler değildir hiç. Onlar yapar. Öbürkünler de onları yaptık, onları gördüğü için yapmaya başlar. Aslında ne kötü bir şey. Fesada yol açmak. Arkasından gelen bütün fesattan nasibini alıyor. Hayra yol açan da arkasından gelen bütün hayırdan nasibini alıyor. Burada rüya yazmış kardeş. Buradan rüya okumuyorum. WhatsApp üzerinden size rüya yazıyoruz. Acaba yazmamalı mıyız? Evet. Kimse internetten, WhatsApp'tan, mesajdan buraya kağıtla rüya yazmasın. Telefondan rüya anlatmasın.
Bu gerçekten önemli. Tanımıyorum, bilmiyorum. Telefon açıyorlar. Rüyamız vardı. Ben diyorum Bursa'dayım. Cumartesi bayanlar olursa genelde diyorum ki cumartesi günleri bayanlara sohbet var. Orada rüya da dinleniliyor. Başka kişi de var. Perşembe günleri yine Bursa'da sohbet var. Sohbetten sonra da burada kalıyor mu? Burada da rüya dinleniyoruz. Dinleniliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? O telefonla halledecek işini. Veya oturacak, maili yazacak. Benim işim var mı ki? Ben de oturacağım. Bütün maillere, rüya yazılan maillere rüyaların cevabını yazacağım. Geçen gün baktım telefonumda 1800 kişi olmuş. Kayıtlı. Eledim 1400'e. Bir daha eledim 800'e. Şimdi bir daha eleyeceğim onları. Sadece telefonumda kayıtlı olan kardeş 1800. %10'u rüya görmüş olsa 180 kişi. %10'u yazsa 18 kişi. Bir rüyayı normalde yarım sayfa tutar mı? Tutar. Etti günlük 10 sayfa. Rüya okumam lazım. Yine karşılık olarak 10 sayfada cevap yazacağım. Günlük. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani buraya gelen dervişlerin ne, bu dervişlerin niye eksik? Buraya gelenlerin niye eksik? Özür dilerim. Hayır, kimisi de ısrarla bunun cevabını bekliyorum diyor. Edebime sığdıramıyorum. Hazreti Mevla'dan yazacağım. Ektin mi ki biçmek istiyorsun? Ektin mi? Ektiysen biç. Yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden kimse hiçbir yerde, bu sadece Bursa ile alakalı değil, hiçbir yerde, sohbete gittiğim yerlerde rüya yazıp buraya koymayın. Bir, mailden, WhatsApp'tan, mesajdan rüya yazmayın. İki, telefonla rüya sormaya çalışmayın. Üç, buradayım. Burada ders bittikten sonra arkadaşlar geliyorlar. Rüyam vardı diyorlar. Burada arkadaşlara söylüyorum. Dinleyin rüyasını. Onlar işin içinden çıkamazlarsa diyorlar zaten. Böyle böyle kendisini anlat. Eyvallah. Bayanlarda da aynı sistem var. E lütfedip gelecekler. Bunu çünkü normalde şikayet babında söylemiyorum bunu. Ama bu mümkün değil şu anda. Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Perşembe ve cumartesi günleri gördüğümde sarılıp koklamak istiyorum ama çekiniyorum. Sizin için uygun mudur? Müsafa etmek sünnet. Bu noktada bir sıkıntımız yok. MHP'li Yusuf Halaçoğlu Ayasofya'nın ibadete açılması için teklif sundu.
Bir Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı camiye çevirmesini İslam'a göre yorumlar mısınız? İki, bugün Ayasofya'nın ibadete tekrar açılması neden bu kadar zor duruma gelmiştir? İbadete açılırsa Avrupa'daki camilerle ilgili sıkıntı yaşanacağını öngörür müsünüz? Bunların hepsi de siyasi meseleler. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirdi, Ayasofya'yı satın aldı. Kendi akçesiyle satın aldı. Kendi akçesiyle satın alıp camiye çevirdi. Denilebilir ki işte ya devlet başkanıydı, koca padişahtı, ona satmayacak olan bir kimse mi vardı? Satmasaylardı. Satmasalardı da o satmayan kimseyi Fatih asaydı, biz de deseydik ya ne zalim adammış. Adamlar camilerini veyahut da adamlar ibadethanelerini satmamışlar. Kalkmış Fatih de bunu asmış. Zulmetmiş derdik. Şimdi diyorlar ya satmasaydı ne yapsaydı? Ya satmasaydılardı görseydik ne yapacağını. İslam hukukuna göre çünkü bir şey yapamaz. İslam hukukuna, orası İslam hukukuna göre işte ne? Örneğin kilise. Orayı Müslümanlar zapt edemezler. Orayı Müslümanlar yıkamazlar. Orayı Müslümanlar talan edemezler. Orayı Müslümanlar kendi kafalarından zapt edip camiye çeviremezler. İslam hukukunda yok böyle bir şey. Genelde böyle kiliseden, havradan camiye çevrilen yerler satın alınaraktan çevrilmiş. Satın alınmış. Satmasalarmış. Satılmayan kiliseler var mı? Var. Satılmayan havralar var mı? Var. Satmasaymış da satmayan adama zulmederse Fatih, o zaman deseydik biz. Zulmetmiş ya. Ama şimdi diyemiyoruz. Şimdi faraziden konuşuyorlar. Ya işte ya nasıl satılmayacak? Ya satmış adam. Paraya kanmış. Gelse şimdi İngilizler, Suudilere deseler ki Amerikalılar, şu Mekke'yi bize satın. Onlar da satsalar. Müslümanlar ne yapardı acaba? Ülke içerisinde Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bir sürü camiler satılmış. Vakıflara ait olan camiler nasıl olduysa satılmış. Özel mülkiyet haline getirilmiş. Kimisi iş yer olmuş, kimisi han olmuş. Olmuş. Bunda tabii normalde vakıflarla alakalı sıkıntı var. Cumhuriyet'in ilk dönemiyle alakalı sıkıntılar var ama varoğlu var. Sonuçta bunları aynı şeyleri Müslümanlar da yaşamışlar. Fatih de İstanbul'u fethetmiş, fethin simgesi. Ayasofya'yı satın almış. Kaç altın? Şu kadar altın. Vermiş o kadar altını. Tapusu Fatih Sultan Mehmet Han üzerine. Bakın tapusu Fatih Sultan Mehmet Han üzerine oranın.
Orası vakıflara ait değil aslında. Orası kamulaştırılmadı da, devletleştirilmedi de. Aslında böyle hukukçular mevzunun içerisine girmiş olsalar, orayı Bakanlar Kurulu kararıyla da müzeye çeviremezler. Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilebilmesi için oranın ilk önce kamulaştırılması lazım. Devlet malı olması lazım. Devlet malı olursa Bakanlar Kurulu kararıyla orasını o bir yola hale koyabilir. O yüzden de zaten kulağa su kaçırıyorlar biraz. Diyorlar ki yani eğer normalde böyle bir şey var ise onun altındaki Bakanlar Kurulu'nun altındaki başbakan imzası da Atatürk'e aitse böyle bir hukuksuzluktan dolayı Atatürk koruma kanunu var. Tabii bir şey yapamazlar ama sonuçta Atatürk'e kadar bu işin ucu gider. Neden? Ya sen kimin malını kime peşkeş çektin? Neden? Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin üzerine orası tapusu devlete ait değil. Devlete ait olmuş olsa sen Bakanlar Kurulu kararıyla yap. İşin içerisinde bir de böyle sıkıntı var. Şimdi Türkiye'deki hukukçular bu tip şeylerle ilgilenmezler. Boş siyaset yapıyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı camiye çevirmesini İslam'a göre yorumlar mısın? Bu noktada o kimse özel malı olduğu için cami yapabilir. Cami özel malını bir kimse havraya çevirebilir mi? İslam hukukuna göre İslam beldesinde hayır. İslam hukuku buna müsaade etmiyor. Bugün Ayasofya'nın ibadete tekrar açılması neden bu kadar zor duruma gelmiştir? Türkiye henüz daha hürriyetine kavuşabilmiş bir ülke değil. Henüz daha hür değil. Yatsı namazının kazasında sadece 4 rekat farzı mı? Ya da 3 rekat vacip namazıyla beraber kılınır mı? Normalde yatsı namazının Selat-ı Vitri Hanefi'ye göre, İmam-ı Azam'a göre vacip. İmam Muhammed, İmam Yusuf'a göre vacip değil, nafile. Ama biz İmam-ı Azam'a uyarız burada, genelde Anadolu Müslümanları. O yüzden hem yatsı namazının farz olan 4 rekat namazını kaza edecekler, hem de 3 rekat vitri kaza edecekler. Kader mi bizi yönlendiriyor yoksa biz mi kaderi yönlendiriyoruz? Ne o bizi yönlendiriyor ne de biz onu yönlendiriyoruz. Cenab-ı Hak bize bir cüz-i irade vermiş. Biz o cüz-i irademizle kendimizden sorumluyuz. Biz kendimizi yönlendiriyoruz. Bir kişi bağlı bulunduğu daireden hariç başka bir yerden ders alır mı? Alırsa kendisi için ne zararı olur? Alabilir. Bunda bir zarar yok. Bir kimse 5 yerden de ders alır eğer veriyorlarsa. Ben başka daireye bağlıyım ama sizin sohbetinize katılıyorum. Çok mutlu oluyorum. Hatta her perşembe iple çekiyorum ama sohbetinize geldiğimde acaba Efendimiz'e hata yapıyor muyum? İnsanlar nerede bir zikir halakası, sohbet halakası varsa otururlar orada. Orası cennet bahçesidir. O yüzden orada herkes yer içer. Bunda bir sıkıntı yoktur. Ama velakin bir kimsenin kendisine ait, kendi bağlı bulunduğu dersi varsa aynı gün o derse gitmesi edeben uygundur. Mesela perşembe.
kendi bağlı bulunduğu ders halakası oralarda var ise yakınlarında, oraya gidecek, o ders halakasına oturacak inşallah. Sizi üç şeyden men ediyorum: dedikodu, malı zayi etmek, çok soru sormak. Bu hadis-i şerifteki üçüncü madde, çok soru sormak olan sözünden ne anlamalıyız? Gereksiz sorular. Hani Kur'an ve sünneti öğrenme maksatlı, amaçlı değil, dini yaşama amaçlı, maksatlı değil. Bu dışındaki gereksiz sorular. Gerçekten de o kadar çok gereksiz sorular oluyor ki bazen. Allah muhafaza eylesin. İnsanın sohbet edesi gelmiyor. O yüzden ama bir kimse dinini öğrenmekte haris olacak. Bu biraz da bu Yahudilerle alakalı. Hani Yahudiler böyle çok soru sorarak da Musa aleyhisselama gereksiz sorular soruyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de bir gün öyle gereksiz sorular sordular. Hazreti Peygamber Efendimiz de geçmiş ümmetler neden helak oldu biliyor musunuz? Onlar da çok soru sormaktan helak oldular noktasında bir söz söyledi. Bu onunla alakalı. Gereksiz. Yani bir kimsenin normalde sorması gereken bir yerin, bir yere gittiniz. Mesela örnek. Şimdi burada Murat Hoca var. Murat Hoca kanserle alakalı tıpçı. Murat Hoca kalkıp da bir kimsenin işte örneğin meteorolojiden soru sorması gibi. Ya Murat Hoca onkolojici. Ne işi var adamın meteorolojiyle? Bunun gibi. Bunlar eksik ve yanlış şeyler. Soru sormanın edebi nedir? Bir, öğrenmek için. İki, öğretmek için. Üç, utandırmak için. Bu hadis-i şerif. Utandırmak için soran utanır der. Soru sormanın hakikati nedir? Bir kimse sufiler için Allah'ı tanıma bilme noktasında sorularını sorması gerek. Tasavvuf ekolünde bülbül ve gül neyi çağrıştırır? Aralarındaki muhabbet nedir? Onun üzerinden rumuz kullanmışlar. Gülü de bülbülü de rumuz olarak kullanmışlar. Sonsuzluk insana ne kazandırır? İnsan sonsuzluğun yolcusu mudur? Sonsuzluğu tefekkür et. Şunları da bitirivereyim inşallah. Banka kredisi ile ev, araba, eşya almanın hükmü nedir? Bakın, ev, araba ayrı, eşya ayrı. Bir kimsenin darül harpteyse, işte bir eve ihtiyacı var ise, aslında darül harpte de bir kısım Hanefilerce orada ev alınması, oraya yer yurt edinilmesi caiz değil. Ama orada dini bir mücadele edecekse, orada oturup o mücadeleyi devam ettirmeli. İşin bir de bu tarafı var. O yüzden normalde bir kimsenin fakr-ı zaruret içerisindeyse böyle bir şey yapmasında cevaz görülebilir. Araba o kimseye çok ihtiyaçsa, darül harpte harbiyle müminin arasında faiz yoktur hukukunca, bu cevaz verilebilir. Eşya denilince ona cevaz verilmez. Eğer mesela bir iş yerine bir eşya alacaksa bu yine farklı. Tavla oynamak, dama oynamak, satranç, taş okey oynamanın dinimizde hükmü nedir? Tavla oynamak caiz değildir, şans oyunudur. Dama oynamak caizdir, şans oyunu değildir. Satranç caizdir, şans oyunu değildir. Okey, taş okey, şans oyunudur, caiz değildir.
Kıraathanelerde, kahvenelerde kağıt oynanan, tavla, taş okey oynanan yerlere gidip çay veya benzeri içeceklerden içmek haram mıdır? Bu yerlerde bir şey içmekte sakınca var mıdır? Yani kıraathanelerde işte kumar oynanıyor. Yok orada şunu bunu oynanıyor diyoruz. Eyvallah. İyi alışveriş ettiniz. Yerlerde içki satıyor ya. Pazar günlerini, cumartesi günlerinizi geçirdiniz o kocaman devasa alışveriş merkezlerinde içki de satıyorlar. Neden gidiyorsunuz? Ne o Sabancı'nın şeyi neydi? Carrefour'sa mıydı? Carrefour'sa'ya. Neden gidiyorsunuz başka yerlere? Evet, bunlar caiz değil. O da caiz değil. Devlet dairelerine torpille adam yerleştirilmesine nasıl bakıyorsunuz? Bizim bu tip işlerle işimiz olmaz. Biz zaten böyle bir şey yapabilecek noktada da hiç olmadık zaten. Olamayız da biz zaten. Bizi ne bürokratlar sever, ne siyasiler sever. O yüzden bu tip şeylerle işimiz olmaz. Polis ve askeriye torpille kazanılması ne kadar sakıncalıdır sizce? Bu tip şeyleri yapmak gerçekten uygun değil. Herkes hakkına riayet etmeli, çalışmalı. Çalıştığının karşılığını almalı. Doğuda bazı okullar süresiz tatil edildi. Öğretmenler, memurlar memleketlerine dönüyor. Geride kalanların hepsi suçlu değil ama şu bir gerçek ki halk da zulüm altında. Devletin bu politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Güneydoğu kanayan bir yara. Bu yara daha da kanıyor. Çünkü Güneydoğu'da bir Kürt meselesi değil artık bu. Bu uluslararası bir savaş. Bu uluslararası savaşın uzantısı Güneydoğu'da olan. Çünkü bu sadece PKK ile bağlantılı bir şey değil. Zaten PKK bu noktada bu toprakların bir örgütü değil. PKK tarih boyunca gizli servislerin örgütü olmuştur hep. Ama Kürtleri kalkan olarak kullanmıştır. Oradaki Kürtlerin sanki hakkını, hukukunu savunuyormuş gibi çıkmış. Ama uluslararası bir şebekenin elinde oyuncak. Şu anda işte orada gerçekten bunu daha da arttırıyorlar. Türkiye'nin Rusya'yla resleşmesinin arka planında da bu var. Çünkü son dönem yani PKK Marksist, Leninist, Komünist bir örgüttür. O yüzden o Marksist, Leninist, Komünist örgütün zaman içerisinde gizli servislerin elinde oraya buraya dönmüştür hep. Kah İsrail kullanmıştır. Kah Amerika kullanmıştır. Kah İngiltere kullanmıştır. Kah Suriye kullanmıştır. Daha Baba Esad zamanında. Şimdi de PKK'yı Rusya, İran ekseni kullanmakta. Şu anda Rusya, İran ekseni PKK'yı kullanmakta. Amaçları Suriye'yi yutmak. Amaçları Suriye'yi bir şekilde Rusya örtülü olarak Rusya ve İran işgali altına geçirmek. Örtülü bir şekilde bunun savaşı var.
Türkiye'de bu işgale karşı çıkıyor haklı olarak. Bunu böyle AKP'cilik gibi görüyorlar. Gerizekalı bunlar. Ben şimdi konuşacağım, yine diyecekler ki işte sen AKP'yi de destekliyorsun. Ben memleketimi seviyorum. Bu uluslararası bir oyun. Türkiye'nin güneydoğusunu yönetilemez hale getirip Kürtlere, çünkü yani Suriye'deki ve Irak'taki ve İran'daki Kürtlere bunu söylüyorlar. Sizin yeriniz orası. Aynı şeyi İsrail de söylüyor. Aynı şeyi Amerika'nın da hoşuna gidiyor örtülü bir şekilde. Güneydoğu'nun bir kısmı, Suriye'nin bir kısmı, İran bir kısmı zaten Barzani ile şu anda adım attı o. Yani üçünün bir yerde toplanılıp böyle bir piyon, bir Kürt devleti kurulsa orada, bu muhakkak ya Amerika'nın güdümünde ya Rusya güdümünde olacak. Amerika kendi güdümünde şu anda orada bir Kürt devleti kurduramaz. Amerika böyle bir şey yaparsa Türkiye ile ters düşer NATO'nun içerisinde. O yüzden bölgedeki ülkeler Amerika'yla dost olan Suriye gibi, Katar gibi, Ürdün gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Bahreyn gibi, Dubai gibi ülkeler o zaman şunu derler: bize sıra ne zaman gelecek? O yüzden Amerika bu meselenin içerisinde müdahil değilmiş gibi görünüyor. Amerika da büyük tezgah kuruyor. Rusya'yı sürdü şimdi. Rusya bunu becerirse ondan sonra Rusya'yı ondan kovmak, onunla anlaşmak kolay. Türkiye burada çok yönlü bir savaşın içerisinde. Çok yönlü. Denilebilir ki ben kendimce öyle görüyorum bunu. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan daha ağır bir stratejik savaşın içerisinde. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan daha ağır bir stratejinin içerisinde. Ama Türkiye şu anda Cenab-ı Hakk'ın lütfi ilahisi çok güçlü olduğu bir zamana denk geldi bu. Eğer bu hadiseler 15 yıl önce olmuş olsaydı, 20 yıl önce olmuş olsaydı, bilin ki kan gövdeyi götürdüydü. Ben şimdi resmi daha da büyüteyim size. Şimdi yine kızacaklar bana. Eğer 17-24 Aralık'la bu hükümeti bir şekilde o zaman için darbeyle düşürmüş olsalardı, bugün kan gövdeyi götürdüydü yine şu anda Güneydoğu'da. Allah'ın lütfi ilahisi var. Cenab-ı Hak tabiri caizse gökten ilahi bir el ile yardım ediyor memlekete. İlahi bir el. Zaten Mehdi'ye de öyle yardım edecek Cenab-ı Hak. Gökten, semadan ilahi bir el ile yardım edecek. Ve şu anda Güneydoğu'da PKK'nın yaptığı şey Rusya'nın istediği, İran'ın istediğini yapıyor. Burada oradaki halk eziyet çekiyor. Ama eziyetinin sebebi PKK. Eziyetinin sebebi PKK. Ama sivil vatandaş ne yapabilir ki? Elinde keleş olan, bombası olan bir örgüte karşı.
Ve bu örgüt hızla içinde yabancı unsurları da barındıraraktan büyüme eğiliminde gösteriyor. Bereket Türkiye, tekrar söyleyeceğim, güçlü. Aynı gecede birkaç yerde, üç yerde, beş yerde, yurt içinde, yurt dışında birden operasyon yapıyor. Aynı anda, aynı gecede, beş yerde, altı yerde, yedi yerde, on iki yerde birden operasyon yapıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Zaten Türkiye'nin bu operasyonel gücünden dolayı kımıldanamıyorlar fazla. Eğer Türkiye'nin bu operasyonel gücü olmamış olsa yiyecekler fıstık çekirdek gibi. Sizin Güneydoğu diye bir şeyiniz kalmayacak. Mesela Türkiye normalde birileri faş etti mesela. Musul'a gidip yerleştiydi Türkiye. Şimdi Musul'dan söküp çıkarmaya çalışıyorlar. Birileri onu ne yaptı? Faş etti. Ayyuka çıkardı. Hala da ayyuka çıkarıyorlar. Türkiye'nin içerisindeki gerizekalılar da diyorlar ki Musul'da ne işimiz var bizim? Amerika'nın ne işi var orada? Amerika'nın ne işi varsa bizim de o işimiz var. Bunu diyemiyor. Rusya'nın ne işi var Suriye'de? Eğer Rusya'nın Suriye'ye oturmasına seslenmezsen yarın gelip sana oturmayacağı ne malum? Devlet mantığı yok. Yani birisi geldi senin yan dükkanındaki adama çöktü. Kim çöktü? Mafya çöktü. Sen eğer yan dükkandaki mafyayı oradan söküp çıkarmazsan ikinci gün gelip sana çöker o mafya. Sen o mafyanın oraya çökmesini sökmen lazım oradan. Eğer onu oradan söküp atmazsan sen üç gün sonra gelir sana çöker. Adam gelir buraya çöker. Sen onun çökmesine buraya geldi çöktü adam. Onun buraya gelip çökmesine sen bir şey demezsen gelir üç gün sonra buraya çöker adam. Sen oradan adam gelir sana bir taciz ateşi yapar. Bir mermi atar sana. Sen o mermiye cevap vermezsen yarın iki tane atar. Ertesini on tane atar. Daha ertesi gün, bir gün uçağa girer adamın. Ertesi gün filosu girer. Bir gün yanlışlıkla bir havan ateşi gelir. Ertesi gün obüsleri çevirir, cevap vermezsen obüsleri çevirir, komple atar. Bizim içimizde nasıl insanlar var? Sütleri nereden, kanları nereden? Bilmiyorum ki bunları. Çok da takip etmek istemiyorum. Böyle şekerim yükseliyor. Halet-i ruhiyem bozuluyor. Ya nasıl, nereden bunlar yetişmiş bilmem. Bunlar ne yiyorlar, içiyorlar? Hayret ediyorum ben. Bu toprakların yiyeceğinden, içeceğinden yeseler, isteler böyle olmazlar. Ne kadar içimizde Rusçuk varmış, haberimiz yokmuş bizim. Yani bir uçağını vurdu diye Türkiye neredeyse gidecekler, o uçağı vuran uçağı yakacaklar bizimkinden. Allah muhafaza eylesin. Amin. Güneydoğu'da yaşananlar İran'ın, Rusya'nın, yabancı güçlerin PKK'yı kullanması, başka bir şey değil. Ve Güneydoğu'yu yönetilemez hale getirmek istiyorlar.
Bunda kısmen de başardılar zaten. Bereket orada, yerel halk tamamiyetle böyle bu meseleye kör olanlardan değiller. İçinde akil insanlar var, meseleleri gören, okuyan insanlar var. O yüzden normalde orada çok büyük böyle daha da ağır, daha da kanlı olaylar olmuyor. İşin en enteresan noktası da şu. Yani barış isteyenler devlete diyorlar, barış istiyoruz diye. Ya devlete silah çeken sizsiniz. Askeri şehit eden sizsiniz. Polisi şehit eden sizsiniz. Okulları yakan, camileri yakan sizsiniz. Hendek kazıp içine bomba dolduran sizsiniz. Belediyelerin araçlarıyla asfalt yapıyoruz diye siz her tarafa bomba yerleştirmişsiniz. Akabinde barış istiyoruz diyen de sizsiniz. Bu nasıl bir mantık bilmiyorum. Ya benim elimde, devletin elinde silah olması kadar makul bir şey yok. Devletin elinde silah olacak. Senin elinde silahın ne işi var? Eğer sen Türkiye Cumhuriyeti tebaasısan, senin elinde bu silahın ne işi var? Kime karşı kullanacaksın bunu sen? Barış istiyoruz. İyi, bırak devletin, devlete ne silah çekiyorsun? Ya ne oldu ki sen silah çekmediğin müddetçe devlet operasyon mu yaptı orada? Hayır. Hatta operasyondan kaçtı kan dökülmesin diye. Şimdi habire dışarıdan İran'ın, Rusya'nın kullandığı ajanlarla Güneydoğu'da işi büyütmeye çalışıyorlar. Kızacak bana herkes. Türkiye harika işler yapıyor. Öyle şaşırtmaca işler yapıyorlar ki çok hoşuma gidiyor. Büyük devlet demek bu. Demek ki istihbarat iyi çalışmış. Devlet iyi çalışmış. Herkes Suriye'ye girecek. Ne işimiz var Suriye'de? Suriye'ye girecek derken hedef yanıltmış herkes de. Suriye'ye girme düşüncesi oluşturmuş. Bütün her şeyi organize etmiş. Toplamış güçlerini. Bunları okumuş. Öncesinden. Türkiye 2 yıldan beri, 3 yıldan beri Suriye meselesi çıktığından 4 yıldan beri Güneydoğu'ya oturdu, yerleşti. Güvenlik kuvvetleri olarak. Güneydoğu geçilmez. İçerideki sıkıntı sivil halkı ayrıştıralım diye düşünüyorlar. Şu anda izin vermelerinin sebebi o. Yani öğretmenleri rehin alabilirler, memurları rehin alabilirler, daha agresif işler yapabilirler. O yüzden ücretsiz, süresiz izin veriyorlar. Resmi personel çıksın burada. Daha agresif işler yapabilirler çünkü. Türkiye içeride de savaşıyor, Irak'ta da savaşıyor, Suriye'de de savaşıyor, Filistin'de de savaşıyor. Türkiye bir yerde savaşmıyor. Türkiye Filistin'de de savaşıyor. Türkiye Suriye'de de savaşıyor. Irak'ta da savaşıyor. Türkiye Güneydoğu'da da savaşıyor. Güneydoğu'da savaştığı Kürtler değil. Rusya, İran, İsrail perspektifindeki
yetiştirilmiş, dizayn edilmiş, silahlandırılmış, bununla özel eğitilmiş güçlerle savaşıyor. Bu sadece PKK değil. Bu işler sadece PKK'nın halledebileceği işler değil. Arkasında süper güç olmazsa PKK bunları yapamaz. Hatta onların bu kadar kafaları basmaz. Cahil insanlar onların hepsi de. Okuması yazması yok. Ver 5.000 dolar çıkar daha. Cahil. Onun arkasında akıl var. O akıl da İran-Rusya ikilisi şu anda kullanan. Önceden Amerika'da kullandı PKK'yı. İngiltere'de kullandı. İsrail hep kullanıyor zaten. Hep kullanıyor. Ama şu anda örtülü veya açıktan Türkiye 4-5 cephede birden savaşıyor. 4-5 cephede birden savaşıyor. O yüzden bu devlet, bu millet, bu topraklar bizim. Biz bu noktada mücadelemizde, gayretimizde asla geri dönmeyeceğiz. Kürtler de bizim kardeşimiz. Biz de onların kardeşiyiz. Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Bu topraklarda barış içerisinde yaşamak isteyen herkes bizim kardeşimiz. Sınırlar değişecek, evet. Türkiye'nin sınırları büyüsün inşallah. Böyle gelişsin. İnşallah ben de öyle ümit ediyorum. Cenab-ı Hak yardım etsin inşallah. Dünyanın neresinde zulüm varsa onu eleştiriyoruz. Eleştirmeliysek bu kendi içimizdeki zulüm karşısında bir şey yapmamız gerekmez mi? Kurunun yanında yaş yanıyor. Kötünün yanında iyi ölüyor. İşkenceye vuruyor. Sessiz kalmak, insanlar yokmuş gibi davranmak suç değil mi? Evet. Gerçekten buna katılıyorum. Ama düşünebiliyor musunuz? Bu devletin herhangi bir ilinde, ilçesinde hendekler kazılıp bombaların patlatılmasını. Herhangi bir sokak düşünün Bursa'da. Dik kaldırımı düşünün. Teleferiği düşünün. Akçağlayan'ı düşünün. Gürsu'yu düşünün. Gürsu'nun kenar bir mahallesini düşünün. Bir iş yeri, bir iş makinesi gelmiş, oraya kazıyor, oraya bomba dolduruyor. Ne yaparsınız siz? Zulüm nerede başlıyor bakın. Sizin sokağınıza bir terör örgütü, hendek kazıp bomba doldururken sen neredesin? Bir terör örgütü senin sokağın asfaltlanırken, sokağını asfaltlıyoruz derken, tonlarca bombayı senin sokağına koyarken, ya o patladığında senin çoluğun çocuğun da ölecek orada. Senin evin de yıkılacak orada. Be adam sen neredesin? Neredesin sen? Senin sokağında bir kıvılcım var. Sen o kıvılcımken parmağını bassan sönecek. O bombalar sokaklara, caddelere, yollara doldurulurken orada yaşayan insanlar hiç mi vicdanınız titremedi? Hiç mi merhametiniz ayağa kalkmadı? 20 yaşında masum çocuklar, askerliklerini yapanlar, oradaki devletin kamu görevlisi, polis, orada asayişi sağlamak için vazifeli. Senin için orada. Sağlıkçılar, öğretmenler senin için oradalar. Sen o bombalar yollara kurulurken, tuzaklar yollara kurulurken,
Be Kürt kardeşim, aklın neredeydi senin? Valiliğe telefon açıp buraya gece yarısı bomba dolduruyorlar diyemedin mi? Bir evden bir eve tünel kazılırken neredesin sen? Sen neredesin? Biri gelecek benim evimin altından tünel kazacak. Önce onun kafasını gözünü ben yararım önce. Veya o gelecek benim dükkanımın altından tünel kazacak. Benim evimin içinden tünel kazacak. Senin namusun yok mu? Senin karın yok mu? Senin kızın yok mu? Senin evladın yok mu? Allah'ın gavuru gelecek senin evinde dolaşacak. Kim dolaşacak? Rus ajanları dolaşacak. Kim dolaşacak? İran ajanları dolaşacak. Kim dolaşacak? Alman ajanları dolaşacak. Öldü biri bombalamada, işte bir sürü ölüleri var. Bir sürü kendi şeyleri öldü, ajanları öldü. Ondan sonra patriotları çektiler. Ne işi var Alman'ın orada? Alman devleti diyor ki benim işim var orada. Ben orada olmalıyım. Lan bizim burnumuzun dibi kendi ülkemiz. Kendi ülkemiz bizim. Atalarımız bırakmış bizi. Osmanlı'dan kalma orası. Bizim orası. Bizim. Bizim. Osmanlı'nın bıraktığı her yer bizim. Osmanlı'nın çekildiği her yer bizim, bu ülkenin insanları, bu toprakların, o toprakların insanlarının. Suriyelilerin yer. Bizim derken o bölge Müslümanların, o bölge insanlarının. Ne işi var Rus'un orada? Ne işi var Amerika'nın orada? Ne işi var İngiltere'nin orada? Ne işi var Fransa'nın, İtalya'nın orada? Ne işi var? Ne işi var ya? Kimsin sen kardeşim? Elin gavurunun işi var. Benim atalarım ya, benim atalarım. Sizin atalarınız, hepimizin ataları. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, ta Kafkaslardan, ta Bosna'nın ucuna kadar, ta Afrika'nın ucundan, ta Yemen'in ucuna kadar, ta Afganistan'a kadar. Bu toprakların insanlarının bu yerler. Evet, bu toprakların. Evet, Kürtlerin orası. Ne işi var İsrail'in orada? Ey Kürtler! Ne işiniz var Ruslarla sizin? Tarih boyunca olmamış. Ne işiniz var sizin Pers İmparatorluğuyla? Tarih boyunca olmamış. Evet. Ne işiniz var? Osmanlı hep sizin hakkınızı korudu, hukukunuzu korudu. Evet, Diyarbakır Sancakbeyliği. Aynı Sancakbeyliği olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Evet. Neden Rusya'ya bağlı bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorsunuz da Türkiye'ye bağlı bir Kürt devleti kurmaya çalışmıyorsunuz? Neden İsrail'e bağlı bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorsunuz da Türkiye'ye bağlı bir Kürt devleti kurmaya çalışmıyorsunuz? Neden gidip Amerika'nın gizli sokaklarında dolaşıyorsunuz, masonların orasını burasını yalıyorsunuz, pis Yahudilerinde? Gelip de bu ülkede bu ülkenin insanıyla oturup konuşmuyorsunuz?
Neden gidip de Avrupa'daki pis Yahudilerin orasını burasını öpeceğiz diye uğraşıyorsunuz? Bu ülkenin insanından ne zorluk gördünüz, ne sıkıntı gördünüz? Oyun büyük. Oyun büyük. Kremlin'de dolaşın. O gencecik çocukları bombayla şehit ederken hiç düşünmediniz mi? Hain. E şimdi tabii normalde sessiz kalmak suç değil mi? Sessiz kalmak suç değil miydi? Güneydoğu'da yollara, evlere bombalar ve düzenekler kurulurken suç değil miydi Güneydoğu'daki insanlar? Bunlar Rus askerlerine mi kurdular bombaları, düzenekleri? Bunlar İran askerlerine mi kurdular bombaları, düzenekleri? Yoksa Rus ve İran ajanları, Alman ajanlarıyla beraber olup bunlara nasıl düzenek kuracağını bunlar öğretti de onların adına mı çalışıyorlar? Nerede eğitim gördünüz? Gidin Afganistan'ın o hemen bitişiğinde Tacikistan'daki Rusya'nın en büyük üssüne bakın bakalım kimler eğitiliyor orada. Oraya Rusya bayağı takviye yapmaya başladı bu ara. Yoksa Afganistan'daki Taliban, Sünni Taliban, Tacikistan'ın o içindeki Rusya'nın üstüne bir saldırıda bulunmasın bu ara. Evet. Acı bir şey var şu anda. İran büyük oynuyor. Büyük bir Sünni Şia çatışmasına oynuyor. Rusya'nın da iştahını kabartıyor bu. Rusya'nın iştahını kabartıyor. Amerika'nın da iştahını kabartıyor bu. Rusya'nın iştahını kabartıyor. Rusya Şialarla beraber Sünni bölgelere girip hem petrole hem zenginliklere ulaşmak istiyor. Hem de Şia hakimiyetini kurmak istiyor. Bunun karşılığında cevap veren de şu anda Türkiye, Katar gibi ülkeler. Bunların da arkasında Amerika duruyormuş gibi görünüyor. Böyle bir savaşı körüklüyorlar. Böyle bir savaşı körüklüyorlar. Allah bu savaştan muhafaza eylesin. Amin. Bu iş Türkiye PKK savaşı değil yani. Güneydoğu'daki savaş Türkiye PKK savaşı değil. PKK'nın arkasında şu anda Rusya ve İran var. Türkiye şu anda örtülü olarak Rusya ve İran'la savaşıyor. Yani Türkiye örtülü olarak Rusya'nın desteklediği Şia... Rusya'nın desteklediği Şia örgütlerle savaşıyor. Evet. Irak'ta da onlarla savaşıyor. Suriye'de de onlarla savaşıyor. Türkiye ritmik olarak, geleneksel olarak Osmanlı'dan kalma Sünniliği var. Ve dünyanın her yerinde Sünniliğin savunucusu olan devlet hükmünde olmuş. Dini perspektif açısından bir Vahabilik var. Onun devleti Suudi. Bunu herkes biliyor. Daha önce söyledim. Şia var. Bunun devleti İran. Sünni güç olarak da Türkiye var. Türkiye
tarihi perspektif açısından zaten Sünnilerin devleti olmak zorunda bu noktada. Oralarda yaşayan çocuklar ve masumlar için en azından bir başka yere taşıma planı, bir güvenli bölge yapılamaz mıydı? Doğru. Suriyelilere yaptıysa kendi vatandaşlarımızla da yapmamız gerekmez mi? Bu ritmik olarak gelişen bir şey, muhakkak yaparlar. Minibüse bindim, şoför yalnız olduğu için selam vermedim. O bana hoş geldiniz dedi, utandım. Yani erkekler ilk selam vermek doğru mu, yanlış mı? Olabilir, erkekler ona selam, normalde bayanın ona selam vermemesi gayet normal. Fale mennâhû. Lâ. Destur. Ya Allah.